Merhaba, biz Manisa'nın Turgut ilçesinde oturuyoruz. Manisa ilimizin üzümü meşhur. Üzüm deyince aklımıza ilk sarmamız gelir. Sizler için bugün sarma saracağız kızım Rasime ve küçük kızım Fatma ile birlikte. Üzüm Türkiye'de üretilen yaklaşık %85 üretimi Manisa ilinden yetiştiriliyor. Evet. Çekirdekli ve çekirdeksiz olmak üzere iki çeşidimiz var. Çeşitlerimizin bazıları Rozaki, misket ve sultaniye üzüm. Bunlar sofralarımızda yediklerimiz ve kuru üzüm olarak tükettiklerimiz de bunun içinde. Yaprak sarmamızın içinde pirincimizin yanında ne var? İç malzemelerimiz. Bir de soğan. Soğanımız var. Bir de salça. Salça. Maydanoz. Maydanoz. Pirinç. Dereotu. Dereotu. Bir de kimyon. Karabiber. Bir de bunların hepsini biz çiğden koyuyoruz. Nanemiz de var. Eğer kuru nanemiz varsa kuru nanemiz de kullanıyoruz. Bu şekilde sarmalarımızı sarıyoruz. Evet. Hadi kızlar, sizler de birer tane sarın. Sarmayı bilmiyorum ki. Sen bana koy o zaman. Çok uzun olmuş. Yapraklar varislere iyi gelir, romatizmaya. Saç ve cilt problemleri olanlar bunu daha çok tüketir. Hafızayı güçlendirir, Alzheimer iyi gelir. Kansere karşı savaşçıdır ve bağışıklık sistemini korur. Kilo vermeye yardımcı olur. Evet. Böbrek rahatsızlıkları olan insanlar tüketir. Bir de çok ishali keser. Biraz üşürseniz sarma yediğiniz küçük. Hayır. Sarma büyütür. Küçük çocukları büyütür. Boyunu uzatır. Değil mi Fatma? Evet, bu kadar. Yaprağımızı bu şekilde, sapsız bir şekilde açıyoruz. Bu kıyımız. Yok, güzel. İç malzememizi biraz ortasına koyuyoruz. İç malzememiz. Tamam. Biraz. Önce alttan, sonra diğer alttan. Sağından ve solundan olmak üzere kıvırıp sıkı sıkı sarıyoruz. Bunu kıymalı da yapanlar oluyor. Biz zeytinyağlıyı da tercih ediyoruz. Bölgemizde zeytinlerimiz de çok. Tencereyi de sıralarken ben bu şekilde sıraladım. Ama bunu düdüklü yedik de sıralanabiliyor. Sıralayanlar oluyor. Şu şekilde. Bayramlarda özel misafirlerimiz geldiğinde günlerde bayanlar bunu yapıp misafirlerine ikram ederler ve çok sevilir. Çoluk çocuk hep beraber yeriz. Mayıs ayında topladığımız sarmalar, yaprakları kışında tüketebilmek için salamuraya koyarız. Yani tuzlu suya. Onları üst üste dizeleyip küpe koyduktan sonra üzerine tuzlu su koyarız. Ve evin en serin yeri neresi varsa oraya koyarız. Bütün yaz orada bizi kışa beklesin diye, bozulmasın diye. Mümkün olduğunca serin yerlere koyarız. Kansere karşı koruyucudur. Üzüm çekirdeğinin özellikle kansere çok faydası olduğunu bilim insanları araştırıp söylemiş. Pişirirken de üzerine sıcak su koyuyoruz. Sadece sıcak su, salamura yaptıysak tuz koymuyoruz çünkü tuz o zaman çok aşırı olur. Üzerine bir parmak kadar geçtikten sonra suyu bırakıyoruz ve üzerine ters bir şekilde porselen tabağı kapatıyoruz havaya kalkmasın pişerken. Yukarıdakiler pişmez sonra. Yemek isteyenleri Turgutlu'ya, Manisa ilinde bekliyoruz. Kızlar, buyurun gelin hep beraber yiyelim.